Bu hafta üzerinde duracağımız konu ise uzaklık ve dış ticaret, mesafe. Mesafenin dış ticaretin belirlenmesi konusunda karşılaştırmalı üstünlüklerin anlaşılması konusundaki etkileri olacak. Özellikle burada Krugman modeli, iktisadi coğrafya modeli ve yerçekim modeli gibi bir kısım çağdaş ve dinamik halen kullandığımız modellerin dış ticaretin anlaşılmasında etkili olabileceği üzerinde duracağız. Şimdi buna çekim modeli veya gravity modeli dediğimiz bir model bağlamında yaklaşıyoruz. Gravity biliyorsunuz yer çekimi demek. Şimdi uzaklık kavramı iki ülke arasındaki dış ticareti karşılaştırma üstünlük söz konusu olsa bile negatif yönde etkileyecek. Uzaklık, mesafe arttıkça ülkeler arasında taşımacılık maliyetlerinin uzamasından, yükselmesinden kaynaklanacak nedenlerle dış ticaretin gerileyeceği kavramına dayalı bir algılama var burada. Ve uzaklık üretim yerlerinin seçimini belirleyeceği fikri. Büyük bir mesafeden bahsediyorsak bu mesafe üretim yeri seçimini belirleyecek ve ekonomik coğrafya kavramıyla bizi karşı karşıya bırakacak. Ekonomik coğrafya modeli ve çekim modeli iki tane model. Daha eski bir çalışma diyebiliriz. Timberton çalışması 60'lar 70'lerden itibaren başlıyor. Yani yeni teoriler içerisinde ama günümüzde daha da belirginleşiyor. Özellikle buradaki ana unsur dünya ticaretinde bölgeselleşmenin etkili olmaya başlamasının da arka planını oluşturuyor. Bölgeselleşme aynı bölgedeki ülkelerin bir araya gelmesi, coğrafi engelleri kaldırması, mesafe veya taşımacılık maliyetlerinden kurtulma. Buna bağlı olarak, mantıksal olarak bu arka plandan beslenen bir gelişme. Buradaki çekim modeli, Tim Bergen'ın geliştirdiği çekim modeli birkaç büyüklük üzerinde duruyor. Dış ticaretin temel değişkenleri anlamında. Bir yurt içi gelir, ülkelerin gelir düzeylerinden bahsediyor. İki aradaki mesafe, bir gelir düzeyi, iki ülke arasındaki mesafe, bu iki açıdan farklılaşma, ulaştırma maliyetlerini de dikkate alarak yeni bir model inşa etme amacı gidiyor. Bu modelde dış ticaret anlaşmaları, bölgesel bütünleşmeler, işte az evvel bahsetmiş oldum, bölgesel entegrasyonlar biraz daha ön plana çıkmaya başlıyor. Bunlar için daha uygun olduğu münasebetiyle dış ticaret engellerinin azlığı ya da çokluğu veya dış ticareti serbestleşmeye yönelik bütün değişkenlerin modele eklendiği yeni bir algılama düzeyini anlatıyor Timberman'ın çekim modeli. Burada çekim modelini iki türlü, iki nedenle ticaret takımlarını anlamada daha etkin bir şekilde kullanmak durumunda kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi veriler. Elde edilecek veriler daha kolay. Verileri elde etmemiz mümkün. Güvenilir verilere ulaşmamız mümkün. İkinci mevzu ise bu anlamda uluslararası ticaret akımları ile ilgili yapılan araştırmalarda teorik olarak bu çekimi ifade eden, çekimi doğrulayan pek çok tartışma gerçekleşti ve geliştirildi. Bunun sağlayacağı bir kısım pozitif avantajlardan söz ediyoruz. Ve çekim modelini ilk defa kullanan John Timbergen. Timbergen uluslararası ticaret akışlarını tanımlamak için ekonometrik modeli formüle ediyor. Ekonometrik model
bazı temel değişkenlere sahip ihracatçı ülkenin gayri safi milli hasılası. Bu biliyorsunuz neyin belirleyicisidir? Gayri safi yurtiçi hasıla ihracatçı ülkenin. İthalatın belirleyicisidir. İthalatçı ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası ise bu da neyin belirleyicisidir? İthalatın belirleyicisidir. Yani menşe ülke açısından dikkat edecek olursak ulusal milli gelir ithalatı belirler. Dış alem milli gelir de ihracatı belirler. Temel değişken bu ana mevzudan sapmayalım. Gelir düzeyleri ile mesafe arasındaki ilişki. İki ülke arasındaki mesafe. Bu üç ana değişken üzerinde durur modelde. Ve taşımacılık maliyetleri uzaklıkla ilişkili ticaret akımları üzerinde negatif bir etki oluşturur. Mesafe arttıkça ülke arası yani Almanya ile ve Avrupa ile Japonya arasındaki ticaretle Avrupa ile Japonya ile Amerika arasındaki dış ticaretin arasındaki farkın önemli nedenlerinden bir tanesi tahmin edebileceğiniz gibi Japonya'nın ABD'ye daha yakın olmasıdır. Yani arada az da önemli diyebileceğimiz bir ticaret farkı vardır. Daha büyük pazar olmasına rağmen, daha geniş bir pazar olmasına rağmen Avrupa hem gelir bakımından avantaja sahiptir ABD pazarı, hem de taşımacılık giderlerinin az olması bakımından bir avantaja sahip. Dolayısıyla bu iki ana eksenden yola çıkarak taşımacılık maliyetleri uzaklık arasındaki ters yönlü ilişki maliyetler düşüyor. Uzaklık azaldıkça maliyetler düşüyor. Ya doğrusu ilişki diyebiliriz buna. Ama ticaret akımları içerisindeki ticaret artışı mesafe yakınlaştıkça oluyor, uzaklaştıkça ticaret akımları azalmaya başlıyor. Mesela Türkiye neden Avrupa ticaretiyle, Avrupa Birliği ile sınırsız ticaret yapma ortamına sahiptir sorusunun cevabı da aslında yakınlıkla ilgili. Yani aynı şeyi, aynı avantajı Japonya'nın elde ettiğini söyleyemeyiz. Aynı avantajı yine Çin'in elde ettiğini söyleyemeyiz. Bu coğrafi yakınlık ülkeleri birbirine bağlayan ve daha çok işte bölgeselleşme hareketlerinin dinamizm kazanmasında neden olabilecek önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Modele biraz daha yoğunlaşalım. Geleneksel modelde iki ülke var. Modelinde ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılaları var. Bu iki ülke arasındaki uzaklık ticareti olumsuz etkiler ve bu ticaretin olumsuz etkileneceği düşünülen ticaret maliyetinin göstergesi olarak formüle şöyle sokuluyor. Bir ülkeden diğerine ihracat o ülkenin A ülkesi diyelim, A ülkesinden B ülkesine diyelim, İ ve J denmiş. A ülkesinin milli geliri, J ülkesinin milli geliri, İ ve C arasında uzaklık A'ya da sabit bir parametre diyoruz. Yani bir ülkenin başka bir ülkeye yapacağı ihracatı belirleyen ana unsur ne oluyor burada? O ülkenin milli geliri, karşı ülkenin milli geliri ve iki ülke arasındaki uzaklık mesafesi. Bundan çarpımını uzaklığa bölümü şeklinde A'ya da sabit parametre olarak kuruyor. Böyle basit bir model. Bunun üzerinden yürüyor. Bu formülde ülkelerin büyüklükleriyle ticaretin doğru orantılı olduğunu, yani gayri safi yurtiçi hasıla büyüklüğü bağlamında ve mesafe ile de ters orantılı olduğunu görüyoruz.
Bir ülkenin ihracat kapasitesi, buradan elde edeceğimiz sonuçlar, ihracat kapasitesi neye bağlı? Ekonomik büyüklüğüne bağlı. Neyin ekonomik büyüklüğü? Sadece kendisinin değil, karşı ülkenin de ekonomik büyüklüğüne bağlı. Milli gelirden bahsettiğimize göre, ihracat kapasitesini belirleyen şey ülkelerin ekonomik büyüklüğü ya da gayri safi hasıla değerleri. Fiili ihracat, ithalatçı ülkenin büyüklüğüne bağlı. Yani buna X neyin bir fonksiyondur deriz. Şöyle ifade edebiliriz. Şuna Y'ye milli gelir desek ihracat şöyle foreign diyelim. Dış alem milli gelirinin bir fonksiyonu. İthalat neyin bir fonksiyonudur? İthalat ise basit bir formül ifade edersek domestik diyelim. Bu da yurt içi milli gelirin ya da ulusal milli gelirin fonksiyonudur. Böyle iki makronun temel koşullarından, temel önermelerinden bir tanesinin iki şekilde ifade edebiliriz. İhracat ve ithalatı belirleyen temel unsur. Çünkü kendi kendimize ihracat yapamayız. Ya da kendi kendimizden ithalat yapamayız. İhracat için karşı ülke milli geliri belirleyicidir. Mesela Avrupa'da kriz olduğu zaman Türkiye'nin Avrupa'ya ihracat potansiyeli azalır. Ya da Türkiye'de kriz olduğu zaman Türkiye'nin dünyadan yaptığı ithalat azalır. Avrupa'dan yaptığı ithalat azalır. Bunun anlamı belirgindir. Ne zaman dış açık tamamen kalkmışsa ülkede bu kriz yılları yaşadığımız anlamına gelir. 1994, 99, 2001, 2008-2009 yıllarına bakarsanız kriz yıllardır bunlar. Hep kriz yıllarında Türkiye'nin dış açığı ortadan kalkmıştır neredeyse. Ama ekonomi 9, 4, 5, 6, 7 büyüklüğünde daralma göstermiştir. Günümüzdeki dış açığın giderilme ya da azaltılma nedenlerinden bir tanesi de aslında çok fazla dillendirilmemesine rağmen budur. Ekonomik durgunluktan kaynaklanan bir vaziyet. Burayı anladık galiba. Ticaret hacmi ile ulaşım maliyetleri arasında güçlü bir bağlantı var. Ve ülkeler arası coğrafi mesafe uzadıkça maliyetlerinde artacağı bekleniyor. Üç tane ana unsur var. Modelde, Tim Bergen modelinde iki ülke arasında ticari bir engel veya yakınlaştırıcı politika yoksa potansiyel ticaret hacmi bu formül aracılığıyla anlatılıyor. Engelin olmaması bir varsayım ve yakınlaştırıcı politikalar yani değişik anlaşmalar vesaire. Ekstra durumlar, kardeşlik halleri, kültürel dayanışma halleri, dinsel dayanışma halleri vesaire pek çok husus bu yakınlaştırıcı unsuru ifade edebilir. Veya milli işte, Türkiye-Azerbaycan arasında olduğu gibi. Arada ülkeler var, en azından Gürcistan var. Ama dış ticaretin en yoğun yaşandığı bölge Azerbaycan. Türkiye ve Azerbaycan. Başka dışsal faktörler de var. Arasında Türkiye ile diğer Türk Cumhuriyetleri karşılaştırması yaptığımız zaman örneğin. Evet. Buradaki ana fikir neymiş? Modelin ana fikri. İki ülkenin dış ticaret hacmi ihracat ve ithalatla toplamı. Yani birinin ihracatı diğerinin ithalatı oluyor. Dolayısıyla bunlar iki ülke için aynı kapıya çıkıyor. Bu büyüklük meselesi bunlar ekonomik büyüklüğünden pozitif etkilenecek ve taşıma maliyetlerini negatif yönde etkileyecektir veya taşıma maliyetlerinden negatif yönde etkilenecektir. Ülkeler arası mesafeden negatif yönde etkilenecektir. Yani Türkiye'nin Rusya ile bağlantısını, ticari ilişkilerinin daha yoğun olmasını sınır komşusu veya denizden sınır komşusu olması bakımından anlamlandırabiliriz. Ama Japonya ile neden az daha az ticaret yaparız? Japonya neden ilk 10 ticaret ortağımız arasına giremez? Bunu da anlayabiliriz böylece.
Bu bilgi iletişim teknolojilerinde, taşımacılık teknolojilerinde, ulaşım teknolojilerinde son dönemde yaşanan büyük gelişmelere rağmen böyledir. Mesela taşımacılık maliyetleri özellikle gelişmişlik altyapısıyla da ilişkili. Bazen az gelişmiş ülkelerde yarıya yakın taşımacılık maliyetlerini ifade eder. Afrika'da bir yerden bir yere götürürken bir malın fiyatı %50 artış gösterebilir. Avrupa içerisinde, Avrupa gibi gelişmiş bölge içerisindeki ticarette bile taşımacılık maliyetlerinin altyapının gelişmişliğine rağmen %10 gibi maliyetleri artırabileceğini düşünüyoruz. Yani 100 avroluk ürünün fiyatı 110 avroya mal olacaktır. Başka bir bölgeye, yaklaşık yakın bölge, uzak bölge. Buna göre maliyetlere değişim ortaya çıkacak. Buradan anlayacağımız şey ne? Buradan anlayacağımız şey işte entegrasyonlar, ulaşım altyapısı, bütün bunların ortak düzlemde belirlenmesi dış ticaret akımlarını canlandıracaktır ve pozitif yönde etkileyecektir. Bu bir Timberwolf modelinin de temel paradigmasını oluşturuyor. Bunlar dışında neler var? Ticaret hacmini belirleyen şey, komşuluk, coğrafya ile ilgili farklı kültürel, siyasal faktörler. Bunlar da az önce bahsetmiş olduğum işte Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, dayanışması gibi unsurlar. Timberg'in çekim modeli kapsamında daha sonra buna başka unsurlar ekliyor. Mesela ne ekliyor? Politik unsurlar ekliyor. Coğrafi unsurlar ekliyor. Bunları kukla değişkenleri olarak analizine ekleyerek biraz daha genişletmeye çalışıyor. Bu bir önemli bir avantaj sağladığını açıklamada bir anlam ifade ettiğini söyleyebiliriz. Politik nedenler, coğrafi nedenler. Bu kukla değişken dediğimiz şey dummy variable diye geçer. En çok kullanılan modellerden bir tanesi. Modellerde kullanılan bir değişken. Çoklu regresyon analizinde sıfırla bir arasında bir etkinin ortaya çıkmasında açıklayıcı kukla değişken kullanılır. Bu da dış ticaretin daha sağlam bir yapıda belirlenmesi neden olabilir. Evet, siz de model yaptığınız zaman bunu kullanabileceksiniz. Yani sayısal ölçümün yapılamayacağı değişken diyebiliriz buna. İşte klasik bir modelde şayet buğday hasadından bahsediyorsak ekilen alanın büyüklüğü ve toprağın verimliliği ölçülebilen değişkenler. Ama hasadın hangi ayda yapıldığına dair değişkenin kukla değişkeniyle gösterilebilmesi durumu. Ya hep ya hiç ya da ya var ya yok değeri alıyor. Sıfır ile bir alması bu demek. Bunlar vasıtasıyla ekonometrik modellere katılıyor. Mesela ölçüm birim birey olması halinde bireyin cinsiyetini bir kukla değişkeni olarak gösteriyoruz. Ve cinsiyetlerden birisine örneğin kadın olanla sıfır, erkek olanla bir diyebiliyoruz ya da tersini diyebiliyoruz. Böylece bir belirleyicilik etkili olmaya başlıyor. Burada bir kısım tuzaklar var. Bunlar çok da yani dikkat edilmesi gereken bir şey. Lakin genel olarak modellerde kullanılan bir şey. Kukla değişken dediğimiz şey bu. Çekim modellerinin hesaplanması konusunda bir kısım sorunlar var yine de. Neden? Çünkü ticaret hacmini hesaplamak bir sorun oluşturabilir. Ülke büyüklüklerin birbirine benzer olmamasından kaynaklanan
ya da ülkelerden birinin diğerine çok az ya da aza yakın ihracat yapması gibi sorunlar yaşanabilir. Ve iki ülke ticaret hacminin aslında toplamından ziyade ayrı ayrı ele alınması gerektiği birinci sorun olarak bu modelin içeriğinde dikkate alınması gerekir. Ülke büyüklüğün hesaplanması gayri safi yurt çağı hasıla ve toplam harcamaları gösteren terimlerle nominal olarak yer almalı. Bu da bir sorun. Uzaklığın hesaplanması, bunun coğrafyacıların geliştirmiş olduğu bir modele göre yapılması bir problem. Uzaklığın maliyeti ithalat sırasında ödenen taşıma ve sigorta masraflarına ibaret olarak sayılmaz. Ne var bunun içerisinde? Haberleşme, tasarım, yasal maliyet. Başka türlü maliyetler, bunlara dikkate alınmalıdır. Bazen kuş bakışı, coğrafi mesafe hesaplanır. Coğrafyacıların ellerinde geliştirdiği modele göre yollar hesaplanır. Başkentler arasındaki mesafe hesaplanır. Ve ekonomik merkezler arasındaki mesafe hesaplanır bu modellerde. Başkentler arasındaki mesafe daha çok yaygın olarak kullanılıyor. Çünkü genellikle başkentlerinde çok istisnai haller dışında ekonomik merkezler oldukları anlaşılır. Başka neler var? Burada bu model ticaret maliyetini etki eden faktörlerin de politik olanlar dahil ticaret hacminin hangi açıdan etkileyeceğini belirlenmesi bakımından elverişli bir araç. Ekonomik reformların etkilerini görmek açısından, incelemek açısından öne etkiye kullanışlı bir araç. Ve bir farklı alternatif bir model olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce bunun üzerinde durmamıştık. Daha önceki modellerde uzaklık faktörü burada bizi başka bir akıma götürüyor. Başka bir noktaya götürüyor. O da ekonomik coğrafya ve iktisadi coğrafya. Demek iktisadi coğrafya uluslararası ticaretin önemli unsurlarından bir tanesi. İşte buradan yeni ekonomik coğrafyaya geçiş yapabiliriz. Yeni ekonomik coğrafya modeli burada daha geç dönemde, yeni dönemde ortaya çıkmış olan bir model. Uzaklığa bağlıydı. Ülkeler arası ticaret ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ticaret maliyetlerine bağlıydı. Soyut kuramlar bunları sıfır varsayıyordu. Taşımacılık maliyetlerini sıfır varsayıyordu. Böylece nasıl bir coğrafya içerisinde yer aldığımızı ve bu ticaretin nereden etkilendiğini anlayamamızı sağlıyordu. Günümüzdeki dış ticarette belli ülkelerin veya belli bölgelerin dış ticaret akımları bağlamında daha yoğunlaşmış olması bu yeni ekonomik coğrafya modelini hatıra getirdi. Bunun sebebi nedir? Yani kuzey-güney tartışmaları bile burada belirgindir. 1960'ların politik tartışmaları zengin kuzey, fakir güney anlamında. Kuzeyin kendi arasında daha fazla yüksek ticaret hacmine sahip olması ve işsizliğin güneyde daha çok belirgin olması. Böylece uluslararası ticaretin yöneliminin farklılaşması. Ticaret akımlarının büyüklüğünün farklılaşması. Bölgeler arası eşitsizlik ana kaynak burada. Avrupa'nın içerisindeki ticaret daha fazla, Amerika-Kanada arasındaki ticaret daha fazla. İşte gelir düzeyi, mesafe bunlar yaklaşılabilir. Veya bunlar denkleme dahil edilirse Amerika-Kanada arasındaki ticaret ile Avrupa içerisindeki ticaretin neden güçlü olduğu, neden güçlü bir dinamizme sahip olduğu daha rahat anlaşılır. Yeni ekonomik coğrafyayı Krugman çerçeveliyor, ifade ediyor. Ve kalkınma, büyüme gibi, kalkınma gibi özellikle uzun vadeli dinamik konularla ilişkilendiriyor. Bunu daha önce Stephen Linder'de biraz üzerinde durmuştuk.
Linder'de bir yani bunun altyapısı olarak sayabiliriz bunu. Talep faktörüne yer veriyordu. Hatta şöyle ifade etmiştik. Gelir düzeyleri benzer olursa ülkeler arasında daha yüksek ticaret olur. Zevkler ve tercihler çünkü benzer. Gelir düzeyleri yakın olan ülkelerde. Başrol oyuncularıyla çıkar. Figüranlarla çıkar. Dolayısıyla başrol oyuncular arasındaki düğünler çok şatafatlı ve masraflı olurken figüranların düğünlerinin kendi aralarında cılız ve sadece davul ve zurnadan ibaret olması ile ilişkilendirebiliriz bu tabloyu. Ve belli bölgelerdeki ekonomik faaliyetlerin ülkenin rekabet gücünü, karşılaştırma üstünlüğünü belirlediğini ifade ediyor. Bunlar ihmal ediliyor klasik teorilerde. Linder burada talep yönünü, gelir yönünü, tercihler yönünü, zevkler yönünü analiz yaparak bir çığır açmıştı hatırlarsanız. Stephen Linder. Dış ticaret kuramlarının neden boyutu ihmal ettiklerinin arkasında yatan neden? Bir, yerleşim yerini seçme kararları, ülkelerin ne tür mallarda maliyet üstünlüğünü yakalayacağı gibi konuları beraber ele alamaması temel neden bu. Yerleşim yeri ve hangi tür mallar? Farklılaşma. Krugman diyor ki artan getiriyle çalışan sektörler geniş pazar arayışı içerisinde olurlar ve komşu pazarlarda yakın yerlerde üretim yaparlar. Ve yerleşim yeri dediğimiz unsur böylece harekete geçebilir. Yeni ekonomik coğrafya. 90'ların başında başlıyor. 60'larda falan Linder yer çekim modeliyle de aslında bağlantı var burada. O yüzden aynı uzaklık ve dış ticaret kapsamında ele alıyoruz. Yani Tim Bergen ile Krugman çalışmasının yeni ekonomik coğrafya akımını 1990'ların başında yani yeni küreselleşmenin aslında ticari küreselleşmenin önemli bir ivme kazandığı dönemde başlıyor. Ve dış ticarete büyük bir katkı yapıyor. Bu modellerden merkez çevre modeli, Krugman'ın geliştirdiği model ve bu coğrafyanın, yeni ekonomik coğrafyanın açık çerçevesini oluşturuyor. İki bölge var burada. Artık ülkelerden nereye doğru yöneldik? Bölgeye yöneldik. Ekonomik coğrafya deyince bölge aklımıza geliyor. Gelmeli. İki sektör var. Tarım sektörü, imalat sektörü gibi. İki tane iş gücü var. Tarımda çalışan çiftçiler ve imalat sanayinde çalışan işçiler. Bu temel varsayımlara bağlı olarak merkez çevre modelinde ifade edilen şey firma düzeyinde artan getirim, bu ölçek ekonomileri bağlamında ortaya çıkan taşımacılık maliyetleri ve faktör hareketleri. Bunlar arasındaki ilişkilerin mekansal ekonomiyi nasıl oluşturduğu ve değiştirdiğini anlatıyor. Artan getirinin, azalan maliyetlerin, ölçek ekonomilerinin, taşımacılık maliyetlerinin ve faktör hareketliliğinin. Önce de ne sayıyorduk? Klasik modellerde faktör donatımında bunlar uluslararası hareketliliğin olmadığını varsayıyorduk. Şimdi merkez çevre modelinde artan getirili bölgeler arasındaki emek göçü zikrediliyor. Ve taşıma maliyetlerinin firma işçilerin kümelenme yönünde bir araya gelmesine neden olduğundan bahsediyor. Kümelenme meselesi, clustering dediğimiz mesele burada önemli hale geliyor. Emek gücü, emek mobilitesi, artan getirinin yaşandığı bölgelerde ve taşımacılık maliyetlerinin firma işçiler için kümelenme eğilimi yaratıyor. Aynı alanda, iş kolunda, faaliyette bulunanlar benzer bölgelerde, benzer yerlerde kümeleniyor, birleşiyor. Veya faaliyette bulunuyor. Silikon Vadisi. Mesela böyle bir bilişim sektöründeki kümelenme modeline. Eğer bir şey yapacaksanız, büyük anlam, büyük bir yatırım yapacaksanız bilişim alanda,
burası sizin için biçilmiş kaftan oluyor gibi. Krugman eksik rekabet ve artan getiri. Bu şartlar tam rekabetin dışındaki artık klasik modellerin tam rekabetçi varsayımlar terk ediliyor. Bu şartlarda parasal dışsallıklar çok önemli hale geliyor. Ve dışsallıkların somutlaştırılmasında parasal dışsallıklar daha belirleyici bir hale geliyor. Bölge, şehir, ülke sistemleri ve modelleri bağlamında 1990'lardaki makalesinde kümelenme ve dış ticaret modellerinden söz ediyor. Burada neler var? İşte az önce bahsettiğim gibi endüstrilerin belli şehir bölgelerle özdeşleşmesi, mesela sinemanın Hollywood'da yoğunlaşması, elektronik bilişim sanayinin Silikon Vadisi'nde yoğunlaşması, clustering dediğimiz hikaye, bizim Yeşilçam dediğimiz bölge ya da işte Merter dediğimiz, tekstilin merkezi dediğimiz İstanbul'daki bölge. Buna yol açan neden? Üretimdeki dikey yapılanma. Dikey ve yatay yapılanmadan geçen hafta bahsetmiştim. Burada ara mal üreten sektörler birden çok sektör için o mal üretirler. Neden? Çünkü bir kümelenme söz konusu. Ve uygun ekonomik pozitif dışsallık yakalamak da mümkün burada. Ara mal üretenlerin bulacakları en geniş pazara yakın yeri seçimiyle ilgili. Ve mamul mal üretenler de gerekli ara malı bulacaklar ve üreticilerin yakınında olacaklar. Burada kalifiye eleman da bulmak mümkün, girdi de bulmak mümkün. İşte Kayseri bölgesinde mobilyacılığın yaygınlaşması. Tamamen girdi maliyetlerinin düşürülmesine ilişkin kalifiye eleman maliyetleri, yani bir tanesi üretimi arzı etkiliyor, diğeri iş gücü maliyetlerini etkiliyor. Bu tercihle alakalı kümelenme ve dış ticaret modelleri. Krugman ve Nables 90'ların ortalarında azalan ulaşım maliyetleriyle beraber dünya ticaretinin dünyayı kendiliğinden yüksek ücretlerin geçerli olduğu sanayileşmiş kuzey ile düşük ücretli birincil mal üreten güney olarak böldüğünü ve güneyin kuzeye karşı geldiğini gösteriyor. İki kutuplu bir dünyadan bahsediyor. Kuzey 60'ların kuzey-güney meselesi tekrar 90'ların ortalarında diriliyor. Yani işsizlik meselesi. Yüksek ücretler, düşük ücretler anlamında. Birincil mal dediğimiz tarım malları veya tarıma dayalı mallar, tüketim malları diyebiliriz buna. Yine 2000'lerin başında uluslararası ticaretle ilgili 4 tespit var Eaton Kortum'da. Uzaklık dış ticareti azaltıyor. Bölgeler itibariyle fiyat farklılaşması söz konusu. Ve bu farklar mesafe uzadıkça artış gösteriyor. Faktör gelirleri eşitlenmeden uzaklaşıyor. Birbirinden gittikçe farklılaşıyor. Sonuçlara göre göreli verimlilikler ekonomik hayatta önemli bir rol oynuyor. Nispi verimlilikler. Eaton Kortum modeli 2000'lerin başı. Coğrafi engeller kalkarsa ticaret özellikle küçük ülkelere daha çok kazanç sağlar diyor. Yani küçük ülkelerin entegrasyona girmesinin ne kadar onlar için avantajlı olacağını. Mesela işte Makedonya'nın NATO üyesi olmasının güvenlik masraflarını azaltması gibi düşünebilirsiniz bunu. Küçük bir ülke ne yapacak yani? Füze mi alacak? En iyisi savunmasını, riskini, olası dış güvenlik problemlerini NATO'ya havale etsin, kurtulsun. Böyle bir tartışma. Aynı şekilde küçük ülkenin sağlayacağı avantaj, coğrafi engellerin kalkmasıyla. Ara mal ticaretinin önce büyük ülkelere kayacağı, sonra da sürecin tersine döneceği ve yeni teknolojinin tüm ülkelere yarar sağlayacağı, kazancın teknolojiyi geliştiren ülkeye yakın olanlar
ve teknolojiyi kabullenmede esneklik gösteren açısından daha yüksek olacağı. Yani Kanada'nın işte Amerika'daki gelişmelerden daha hızlı yararlanması ve Japonya'daki elektronik sanayinde ve bilgi iletişim teknolojilerindeki büyük sanayi gelişiminin Güneydoğu Asya'yı etkilenmesi. Japon yatırımları önce Çin'de, Kore'de ve diğer ülkelerde meydana geliyor. Güney Asya'da meydana geliyor. Dolayısıyla böyle bir yakınlığı sağlayacağı, coğrafyanın sağlayacağı model. Yani şöyle düşünebiliriz. Kültürel olarak, yani biraz daha olayı başka boyutlara uzatacak olursak, kültürel olarak gelişmiş olan bölgelere yakın olan insanlarda kitap okuma alışkanlığı artar. Ayıp olmasın diye de insanlar daha çok kitap okuma ihtiyacı hissederler. Şöyle gözleriyle gezdirseler de kitap okuma ihtiyacı hissederler. Yani bize bir şey sorarlarsa en azından bir şeyler bilelim. Böyle bir ortam. Ortamın sağlayacağı avantajlar diyebiliriz buna. Burada Krugman'da yeni ekonomik coğrafyada şöyle katkılar var. Geleneksel ticaret kuramlarında ihmal edilmiş taşıma giderleri uluslararası ticarette önemlidir. Artık bunu görmezden gelemeyiz. İkincisi, artan getiri meselesi. Bu ölçek ekonomileri konusunda da dile getirilmişti. Ama artan getiri meselesi özellikle artan maliyetten düşmesi anlamında bir taşımanın denkleme dahil edilmesi, iki artan getirilerin yerleşim yerini belirleme açısından etkisi. Artan getirileri biliyorduk ama dış ticareti etkileyen bir unsur olarak biliyorduk. Burada artan getiriler arasındaki etkileşimin yerleşim yerini belirlemede bir önemi vurgulanıyor. Ekstra bir katkı. Geniş pazarlar üretimi çeker. Neden geniş pazarlar üretimi çeker? Çünkü pazar çapı genişler, kümelenme ortaya çıkar. Çok sayıda üretim ve tüketim söz konusu olduğu için burada dengelenme biraz daha beklenilen düzeyde, tatmin edici düzeyde ortaya çıkar. Ekonomik coğrafyayı biçimlendiren süreç ise uluslararası ticareti de biçimlendiriyor. Bir iktisadi coğrafya, yani büyüklük, gelir büyüklüğü ve diğer değişkenler neyi belirliyor? Aynı zamanda uluslararası ticareti belirliyor. Asya'nın uyanması, Japonya, Güney Asya, Kore, sonra da Çin. Dünyanın en hareketli bölgesi şu anda Avrupa pazarlarından ziyade Asya pazarlarıdır. Çin'de denkleme dahil olduktan sonra artık kıpır kıpır burası bir zenginlik bölgesi, dünyanın aktığı bölge. Çevreden sürekli Hindistan'dan akarlar. Malezya'nın kırsalından, Endonezya'nın kırsalından şehir merkezlerine akarlar. Bilişim sanayileri burada gelişmiştir. Son 20-30 yıl içerisinde bu bölge bir ekonomik coğrafya haline gelmiştir. Afrika'dan akar, iş gücü akar, Türkiye'den akar, bizim iş adamlarımızı da Asya'da, pazarlarda, Çin'de, sağda solda, her yerde görmemiz mümkündür. Yani Avrupa bir alternatifti 90'lara kadar. 90'lardan sonra Asya'nın, Güney Asya, Japonya'nın yol açmış olduğu ivmeyle Güney Asya'nın, Doğu Asya'nın büyük bir cazibe merkezi haline, ekonomik coğrafya merkezi haline geldiğini görüyoruz. Bunun başka bir avantajı otomatik olarak ne olacaktır? Yine Japonya'nın avantajı gibi buna benzer bir avantaj. Amerika'ya yakın, Amerika'ya pazarına yakın olma. Amerika pazarı Avrupa pazarıyla karşılaştırınca göreceli olarak, nispi olarak coğrafi avantaja sahip, mesafe avantajına sahip. O zaman ekonomik coğrafya ne yapıyor arkadaşlar? Dış ticareti belirliyor. Ekonomik coğrafya nasıl şekilleniyorsa dış ticaret de böyle şekilleniyor. 50'lerden 90'lara kadar Avrupa Birliği'ni böyle bir düzlemde ele alırsak, 90'lardan sonra da burada cazibe merkezi olarak
neyi ele almamız lazım? Asya'yı. Bu kuramı test eden çalışmalar. Acaba doğru muyuz, yanlış mıyız? Ulaşımdaki teknolojik gelişmelere rağmen uzaklık ticareti engelleyici bir faktör. Bu bir veri, başlangıçtaki veri. Veri olarak kabul ederim. 90'ların sonunda Baldwin Martin, teknolojik gelişmelerle uluslararası ticaret arasında etkileşim kurmaya çalışıyor. Diyor ki, günümüzde teknolojik gelişme, haberleşmenin ucuzlaması imal sanayinde, hatta hizmetlerde gelişmekte olan ülkeler eksenli bir ihraç kapasitesi ortaya çıkardı. Haberleşmenin ucuzlaması, imalat, hatta hizmetlerde gelişmekte olan ülke potansiyelli bir artış meydana getirdi. Gelişmekte olan ülke merkezli. Gelişmekte olan ülkeler günümüzdeki dış ticaret trendinin nesini oluşturuyor? Dinamik gücünü oluşturuyor. Neyle karşılaştırınca? Gelişmiş bölgelerle karşılaştırınca. Mekan olgusu, yani burada aslında eskiden dezavantajlı olan bölgelerin yeni gelişmelerle avantaj elde edebileceğine dair bir kısım işaretler var. Yeni mekan olgusunun içsel mim modellerinde açıklama dışı bırakılması gerek ya da ölçek ekonomilerinin bölgesel kalkınma üzerindeki özenli incelenmemesi nedeniyle iki olguyu birlikte alan yeni ekonomik coğrafya yaklaşımı gelişiyor. Ve bu yaklaşımda hem mekan olgusu hem de ölçek ekonomileri kullanmıyor. Mikro temele dayalı bir genel denge anlayışıyla bütün bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor. Krugman burada ekonomik coğrafya çalışmalarıyla kümelenmenin ölçek ekonomileri, pazar payı, uzaklık, mesafe, bunların birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıktığından bahsediyor. Ekonomik coğrafya çalışmasıyla ve bir ülkenin ekonomik coğrafyasını biçimlendiren ana unsurlar bir taşımacılık maliyetleri, iki ölçek ekonomiler özellikle artan getiri ve akışkan olmayan üretim faktörleri. Krugman'ın ekonomik coğrafya akımı ile ülkeler özgür dışsallıkların doğasına ve gücüne dikkat çektiğini anlıyoruz buradan. Uluslararası ticaret dünya çapında yayılma eğilimi gösteriyor. Buna rağmen uzaklık dış ticaretin önünde bir engel olmaya devam ediyor. Ve uluslararası düzlemdeki üretim ticaretin önünü açmaktaysa da bu sürecin yakın ülkeler arasında bir üretim ağı oluşturma biçiminde kendisini ifade ettiğini görüyoruz. Küreselleşen dünya o kadar da küreselleşmiyor. Yakın olan bölgelerde daha fazla küreselleşiyor ve bölge içi ticaret artıyor. Yani bunu Avrupa bölge içi intra-regional veya extra-regional trade olarak yine datalarda görebilirsiniz. Bölge içi ticaret sürekli artıyor. Bölge dışı ticaret sürekli azalma eğilimi gösteriyor. Aynı bölgede bulunmanın avantajları. Özellikle son 30 yılın Avrupa Birliği başarılarından sonra, Avrupa Birliği'nin meydana getirdiği gelişmelerden sonra son 30 yılın bir gerçeği diyebiliriz bu gelişmeye. Bölge içi ticaretin artış göstermesi. Böylece arkadaşlar yeni ekonomik coğrafya günümüzde meydana gelen küreselleşmenin meydana getirdiği gelişmelerin önemli bir boyutunu, önemli bir açıklayıcılık gücüne sahip yeni bir modelini oluşturmaya aday görünüyor. Oluşturduğunu da, ifade ettiğini de, açıkladığını da söyleyebiliriz. Böylece ekonomik coğrafya modeli ya da yeni ekonomik coğrafya modeli konusunda
gözden geçirmiş olduk. Teşekkür ediyorum.